Hadi sen aç. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok uyudum arkadaşlar, o yüzden sesim böyle şu anda ve çok açım. Bugün 1 Mayıs, İşçi ve Emekçinin Bayramı. Biz de bugüne özel işçilerimiz için bir yemek verelim istedik. O yüzden güzel bir Kongolu restorana geldik. Yerli bir restorana geldik. Şu an içerideler, bizi bekliyorlar onlar da. Daha çok fazla zaman kaybetmeden, sizi daha çok fazla heyecanlandırmadan direkt içeri girelim istiyorum. Ve onlarla beraber buluşup sizlere Kongo mutfağını birazcık da olsun tanıtalım istiyoruz. Evet. Hadi görüşürüz. Şimdi birazcık size restoranı göstermek istiyorum. Böyle geliyorsun. Çok güzel, koskocaman bir ağaç var. Şurada şöyle. Bizimkiler şurada oturuyorlar. Ondan sonra restoran şu şekilde devam ediyor. Böyle çok güzel yeşillikler arasında. Güzel bir restoran. Şehrin göbeğinde. Baksanıza çok tatlı yapmışlar. Böyle bir de bu da papili. Böyle devam ediyor. Çok güzel. Biz buraya daha önce geldiğimizde şurası sanırım mutfak kısmı. Burada yapıyorlar her şeyleri. Biz daha önce geldiğimizde şurada oturmuştuk. Ama şimdi şurada oturuyoruz. Bu şekilde. Madame, vous êtes prête aujourd'hui à parler? La fois passée, vous avez dit que vous n'avez pas fait votre maquillage, vous n'avez pas fait vos cheveux. Aujourd'hui, vous êtes prête? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ici? Dis-moi. On est là pour fêter le fait du travail. Qu'est-ce qu'on va manger? On va manger les fondues, les fumbois, les foufous, les poissons, les macarons, tout. La cuisine congolaise, hein? Oui. D'accord, c'est bien. Ne yapıyorsun? Bir şeyler demek ister misin? Çok heyecanlıyım yiyecekler için. Ya ben biraz korkuyorum. Yani bu bizim 3. senemiz. 3 senedir buraya geliyoruz. Ben 3 senedir yani patates kızartmasından ileriye gidemedim bu restoranda. Çünkü Kongolu restoranı ve benim midem biraz hassas olduğu için zorluyor beni. Deneyemiyorum. Birazdan göreceksiniz zaten ya. Bana hak vereceksiniz de Emre hepsini deniyor sağ olsun. Sizin yerinize hepsini anlatacak arkadaşlar. Şu anda diyeceklerim bu kadar. Biraz gerginim. Yani söyleyecek başka bir şey yok. Şöyle masanın belirli yerlerine şimdi şeyler, mumlar geldi. Sinekleri engellemek için. Çünkü yemekler biraz kokulu ve ağır şeyler. Böyle sinekleri engellemek için şey yaptılar. Bu arada şu anda çok böyle göstermek istemiyorum ama şu gördüğünüz kutu meyve sularını bir kişi söylüyor ve bir kişi bütün kutu meyve suyunu içiyor. Yani bunları içecek olsun yani. Ya ben onu içsem yemek yemem. Sen yiyebilir misin? Ben de yiyeyim ama. Ben içemem de zaten. Herkes bir litre meyve suyu içiyor ve onunla da kalmayıp da yanında bir sürü şey içenler de var yani. Masanın başındaki çocuk mesela şimdi bir tane elmalı birayı içti. Dur ya, böcek düştü. Böcek böcek. Ha, pardon, evet devam edelim Ösyü. Şu masanın başındaki bizim çocuk mesela hem kendine bir litre meyve suyu söyledi hem de iki tane şu büyük şey demişti. Alkol cümleyi aramıştı. Vay vay. Şimdi yemek yiyecek. Şimdi yemek yiyecek. Ha? Şimdi bir de yemek yiyecek. Evet.
Birazdan yemekler geliyor. Evet, geldi. Bir kısmını da damatlara koymadılar. Çok heyecanlıyım. Ya da yemeyeceksin. Niye bu kadar heyecanlısın? İşte dalga geçiyorum. Evet, şu anda yemekleri bekliyoruz arkadaşlar. Geldiler daha doğrusu da servisleriniz açılacak. Yemeye başlayacağız. O değil de açım da yani sıkıntı olsun. Evet, şimdi yemekler geldi arkadaşlar. Daha gelecek birkaç bir şey daha var. Onları da göstereceğim. Buraya şöyle bir büfe kurdular. Ça c'est la viande fraîche. La viande fraîche. Taze et. La viande au porc. Domuz eti. Voilà. Evet, bunların bir ismi. Et puis ça c'est la viande de chèvre. Bu koyun eti. Buna taba deniyorlar, diyorlar. Et là c'est du poisson. Bu bir balık. Là c'est saucisse avec de petits pois et carottes. Bu sebzeli patates. Et là aussi c'est la viande. L'antilope. L'antilope. Antilope etiymiş arkadaşlar. Ben tadına bakacağım. Bu domuz ızgaraymış. Bir kızarmış tavuk. Bizim yiyeceğimiz bir şey. Haricot. Bu ne yapmak istiyorsunuz? Les pondus. Benim favorim. Bu pondu. Pondu à la fricaine. Bu pondu benziyor. Chenille mélange avec des champignons et poisson. Mantarla beraber karıştırılmış ve balıkla beraber karıştırılmış. Bu da yine önce göstereceğim bir şey. Bunlar bu taş tavası, bu onların ekmeği dediğimiz sapı sete makarası. Şikuan tavası. Bu da muz kızartması. Bu antilop eti. Evet, size neler aldığımı gösteriyorum arkadaşlar. Bu ne ya? Uzunlu mu? Değil. Şu görmüş olduğunuz fondü deniyor. Bunu bizim evdeki kız da yapıyor bize. Gayet çok sevdiğimiz. Gayet güzel bir şey. Ispanağa çok benziyor tadı. Pilavla harika harika oluyor. Çok güzel oluyor. Yanına pilav aldım. Muz kızartmasını aldım. Muz kızartması bildiğimiz tatlı. Tatlı gibi yani. Ama yemekle yeniyor. Gayet keyifli. Burada denemek için ilk kez deneyeceğim. Antilop eti aldım bir parça. Onu ilk kez deniyorum ve asıl bomba şu görmüş olduğunuz şeni dediğimiz, içerisinde balık var, tırtıl var, bildiğimiz tırtıl. Onun karışımıyla yapılan bir şey, çıtır çıtır bir şey. İlk kez yemiyorum bunu. İkinci kez yiyecek olacağım. Gördüğünüz gibi. Şöyle birazcık daha size göstereyim tırtıllarını. Gayet keyifli bir şey. Bir de orada bunların ekmeği olan, o daha gelmedi. Fufu var. Fufu onların ekmeği. Hamur gibi bir şey. Şu fondüyle çok güzel, gayet güzel bir şekilde yeniyor. Ve hepsi elleriyle yiyor yemekleri. Kübra'nın tabağına geçelim. Pilav, tavuk ve muz. Başka bir şey yok gördüğünüz gibi. Patates kızartması. Bunları da aldım da. Yani tabağımda bir şeyler gözüksün diye aldım. İşte patates kızartması yiyorum. Hani ne kadar yenirse yiyorum işte. Evet, canlının tabağına bakalım. Canlının tabak bayağı yoğun. Diğer arkadaşlar çekimini kübere bırakıyorum ve ben yemeğe başlıyorum. Bunların mükemmel acıları arkadaşlar. Pili pili deniliyor buna. Bildiğim böyle küçücük kırmızı biberler. Top kırmızı biberler. Onların bir adı vardır belki, tam bilmiyorum ama buradakinin lezzeti gerçekten çok başka. Bunu böyle sarımsak, soğan, yağ kavurup küçük küçük, ilk önce rondo gibi bir şeyden geçiriyorlar. Gerçi biz bizim evde yaptıkları için rondo diyebiliyoruz ama bunlar galiba bir şeyle eziyorlar. Elde eziyorlar. Sonra bunları kavuruyorlar. Böyle bir sos haline geliyor. İnanılmaz lezzetli fufu geldi, oluyor. Fufu çek. Şimdi fufuyu göstereceğim size. Fufu ise bu. Bütün yemeklerini bununla birlikte yiyorlar ve gerçekten böyle avuçlarının arasında alıp ezerek yemeklerini yanına ne yapıyorlar yani? Katık yapıyorlar. Bizim ekmeğimiz gibi yiyorlar.
Bu tamamıyla onların ekmeği. Emre, küçük Kongolu Emre fufu almaya geldi. Fufunun neyden yapıldığını mısır söyleyelim. Mısır unundan yapılıyor tamamen. Fufu mısır unundan yapılıyor tamamen. İçerisinde mısır unu var. Ve bunu bombo, ateşte devamlı. Şiş. Böyle bir hamur oluyor. Şimdi antrop edeceğim. İlk kez yiyorum bunu. Bayağı tuzlu. Dana etini asla değişmem tabii ki ama. Yani alternatif olur mu? Eğer ıssız bir yerde aç kalsam olur. Bir daha yer misin peki? Yemem. Yemem. Yani güzel ama aramam. Kokuyor çünkü ağır koku var. Benim kokulu yiyebileceğim etlerden en fazlası oğlak. Birazcık benziyor oğlak etine. Öyle bir etlerden. Antilop yediğini duyan vejetaryenler şu an ağlıyor. Şu an onların ekmeği olan kokuyu yiyor sanırım. Ondan bahsedeceğim birazcık. Boş yemiyor. Bu her şeyin katığı. Bu ekmek aslında. Mısır unundan yapılıyor tamamen. Bununla ilgili nasıl yapıldığına dair çok fazla bilgim yok açıkçası, çok görmedim ama şu tırtılla, çeni dediğimiz bu tırtılla bunu katık yapıp yiyoruz. Gördüğünüz gibi tırtılları görüyorsunuz, bunlar ormandan toplanıyor, komple hepsi canlı bir şekilde haşlanıyor ve balıkla, füme balıkla çıldırmak üzereyim bir de anlatıyorum füme balıkla pişirilip bu hale getiriliyor. Gayet lezzetli yani, açık söylemek gerekirse. Ya gerçekten ben de evde hep yapıyorum bu yemeği arkadaşlar. Yapmıyorum. Ay. Ben bunu yemekten gayet keyif alıyorum. İlk kez yediğim bir şey değil, o yüzden severek yiyorum. Bakalım bu sefer güzel yapmışlar. Çıtır, o yüzden çok seviyorum. Arkadaşlar şu anda Emre bir eleştiri aldı. Fufu o şekilde yenmez. Çatalı bıçağı bırakmanız lazım dediler. Evet, şimdi gösteriyor. Fufuyu böyle koparmak gerekiyormuş. Sonra elinin içinde böyle yapmak gerekiyormuş. Sonra böyle sıkmak gerekiyormuş. O sıktığı yeri tekrar yumuşatıp aldığı yemeğini alıp o şekilde yemek gerekiyormuş. Evde de devamlı yediğimiz bir şey. Buna daha geçmiyorum. Bunların manyok diye bir bitkisi var. Onun yaprakları. Manyok, onun da çıkartıyorlar. Her şeyinden yararlanıyorlar. Etinden, sütünden yani. Evet. Bu da onun yaprakları. Tamamen ıspanak gibi. Tadı da çok benziyor ıspanağa diyebiliriz. Yani benziyor. Bu lezzetli. Bunu ben de yiyorum ama ben şu anda dışarıda olduğum için yemiyorum. Bir de bunu balık füme yapmışlar, koymuşlar içine. Yani evet. Birlikte pişirmişler. Farklı bir koku var ama bu bildiğim bizim ıspanağı ezip yapılmış gibi düşünün. Ispanağı soğanla kavurup ezip bir yemek gibi düşünün. Ya genel olarak ama tam olarak ıspanak yemekleri, değil tabii ki. Genel olarak yemekleri kokulu arkadaşlar. Arabaya sığmak için üst üste arkaya bindik hep beraber. Şimdi mülteciler gibiyiz arkadaşlar. Öne iri kıyımları koyduk. Tamam mı? Önde kullanılan bir tane zaten. Arabayı kullanan zaten şoförümüz. Diğeri de birazcık büyük bir arkadaş. Çok güzel. Çok güzel. Kendi içinde Türkçe konuşmaya çalışıyor. Sizi etkiliyor tabii. Çok güzel. Okey Divan, par. Par Türk. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Nasılsın? İyiyim. Bravo, valla. Okay, seni. Love Istanbul. I think so much. Yeah. I will come next week. Next week or next year? Next week. Next week. La semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine à Istanbul. Okay. Okay. Rüyalarda buluşalım. Alaleli, laleli de buluşacakmışız arkadaşlar. Alaleli, laleli. Okey. Şu an her şey bitti. Yemekler yendi. Bayramlar kutlanıldı arkadaşlar ve şeye gelindi. Mağazaya. Saat işte yarım gün çalışacaklar şimdi. Tabii zor olacak onlar için ama yapacak bir şey yok. Burada bitirme konuşmasını yapalım. Evet. Hayır.
biz şimdi buraya geldik. Yemekler yendi. Her şey yolunda. Ondan sonra Emre daha ölmedi yani çok şükür. Hala yaşıyorum. Ben şimdi eve gidiyorum. Emre'yi mağazaya bıraktım. Eve gidiyorum. Videoyu büroda kapatıyoruz. Vallahi söyleyeceğim bir şeyler var mı yemekler hakkında, Kongo mutfağı hakkında? Çok birazcık eleştireyim. Bir şey söyleyemedik. Eleştireyim diyorum da yani. Ya hiçbir şekilde oraya gidip de tek başıma karımı da alayım, çocuğumu da alayım, orada gideyim, yemek yiyeyim demem. Bu insanları tamamen mutlu etmek için yaptığınız bir şeydi. Gayet güzeldi, keyifliydi. Antilopu ilk kez denedim. Çok beğenmedim, açık söylemek gerekirse. Ama tırtıl güzel, onu söyleyeyim açık açık yani. Çıtır çıtır ağzı dağılıyor. Onlar güzel güzel doyasıya yediler keyifli bir şekilde. Ondan sonra mağazamıza geldik. Biz oraya öğlen gittik saat 12.30 gibi. Mağazamızda birazcık bugün geç açmak zorunda kaldık. Çünkü zaten resmi tatil olduğu için burada hiçbir şekilde bir doluluk falan olmuyor. İnsanlar evlerine değerlendiriyor tatil günlerini. Öyle yani. Gayet güzeldi, keyifliydi. Yani şeye bir de açıklık getirmek gerekir. Hani eşimi çocuğumu alıp gitmem tabii ki gitmez. Çünkü bizim kültürümüze çok aykırı. Evet. Yani sosları yine hani normal sos. Salçalı, soğanlı sos yani. Çok bir böyle über bir farklılık yani. Yok. Ama tabii ki değişik bir şeyler var yani. Onu hissediyorsunuz. O yüzden o da biraz zorluyor insanı. Bizim tercih etmeme sebebimiz o olurdu herhalde. Ama onlar gayet severek yediler. Mutlu oldular. Güzel bir gün geçirdik birlikte. Böyle diyaloglar keyifli oluyor. Pekişti. Aynen pekişiyor. Senede bir de olsa. Gerçi bizim her günümüz çok keyifli geçiyor onlarla. Arkadaş gibiyiz ama böyle bir gün özel mağazanın dışında birbirimizle sadece konuştuğumuz keyifli bir gün oluyor. O şekilde. O zaman videoyu kapatalım. Kapatmak ister misin? Yok. Ben hala o şeylere giremiyorum. Tamam. Yok. Hadi bakalım videoyu kapatalım. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer buraya kadar geldiyseniz aşağı yorumlara bir merhaba derseniz bizi çok mutlu edersiniz. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.